Merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda yapmış olduğum birkaç alışverişi sizlere göstermek istiyorum. Kameramı sabitledim, ürünleri de güzelce önüme dizdim. Şimdi tek tek size fiyatlarıyla birlikte ürünleri göstereceğim. İlk olarak bu daha önceki videolarımda görmüş olduğunuz sıvı sabundan başlamak istiyorum. Bundan tekrar bir tane aldık. Bin Market'ten fiyatı 8.95. Bunu gerçekten çok sevdik. Bir marketlere gelen plastik ürünler gerçekten şahane. Fiyatları sadece 2.95. Bir tane üçgen lavabo süzgecinden aldım. Bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Resimde de bu tarzda kullanmış. Ben de böyle kullanırım diye düşünüyorum. Bunların fiyatları oldukça uygun. Sadece 2.95. Yanılmıyorsam benim gittiğim bir markette sadece beyaz rengi vardı. Farklı şekilde kullanımdan kastım. Yine lavabo içinde meyve sebzelerinizi yıkayabilirsiniz ya da başka bir şeyler yıkayabilirsiniz. Bilmiyorum. Artık tamamen size kalmış. Bu şekilde de kullanımı bence gayet mantıklı olmuş. Yine Bim'in plastik ürünlerinden bulaşık fırçasından aldım bir tane. Bunda da renk alternatifi yoktu. Sadece bu rengi vardı. Ve bence zaten çok da önemli değil bunların rengi. Yine fiyatı 2.95. Sert kıl fırçalara sahip plastik. Tabi bununla süngerle yıkadığımız gibi bulaşıklarımızı yıkamıyoruz. Yemek kalıntılarını temizleyebilirsiniz. Ya da makineye atmadan önce ön yıkama yapabilirsiniz. E, tencereleri, tavaları çizmemesi açısından da kullanışlı buluyorum bu ürünleri. Fiyatı da zaten çok uygun. Eğer ihtiyacınız varsa mutlaka böyle bir şey edinmelisiniz. Belki gereksiz gibi duruyor ama gerçekten çok işe yarayan bir ürün. Bir tane de makarna süzgeci aldım. Yine tek renk seçeneği vardı ve fiyatı 2.95. Hepimize lazım olan bir şey. Çoğumuzun da evinde mevcuttu. Fiyatı da sadece 2.95. Sanırım biraz kamerada büyük gözüküyor. Fakat boyutları gayet normal. Bim'den aldığım son ürün ise bu krep tavası 26 santim. Fiyatı 17.95. Mehtap markasına ait bir tava. Arkası da bu şekilde kırmızı siyah deseni var sap kısmı vesaire oldukça sağlam gözüküyor. Biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bana sürekli soruyorsunuz. Üzerinde kolay temizlik ve eşit ısı dağılımı olduğunu belirtmişler. Bakalım arkasında neler yazıyor. Öncelikle belirtmeliyim ki granit değilmiş. Bazıları granit veya granit efektli oluyor çünkü. Isı iletimi yüksek alüminyum gövdeye sahip, ısıya dayanıklı iç dış kaplama, homojen ısı dağılımı, su bazlı sağlıklı gıda temas yüzeyi ve PFOA içermezmiş, kolay temizlenebilen leke tutmayan kaplamaya sahip, ısı dayanımı yüksek kulplar diyor. Ben sadece üzerinde yazan özelliklerini size söylemek istedim. Bunlar tamamen kullanıma bağlı deneyim gerektiren yani şeyler. O yüzden doğrulukları hakkında bir bilgim yok. Zaten burada da teflon olduğu belirtiliyor. Yanılıp da granit diye almayın sakın. Asılabilir dolap düzenleyicisi aldım. Fakat bunu Bim'den almadım. Bunun fiyatı 5 liraydı. Bunların çok farklı kullanım alanları var. Artık tamamen size kalmış. Örneğin üzerinde mutfak deterjan, serpak, şişe ve benzeri gibi şeyler düzenlemeye yarar yazıyor. Fakat siz bunu banyonuzda çeşitli düzenleme amacıyla da kullanabilirsiniz. Örneğin içine saç kurutma makinanızı, taraklarınızı vesaire koyabilirsiniz ya da e, oradaki deterjanlarınızı koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakın bu şekilde e, mutfak dolaplarının kapaklarına asabiliyorsunuz. İçerisine böyle farklı şeyler koymuş. Bunu dış yüzeyine asmışlar fakat bunlar iç yüzeyde asılabiliyor. Şöyle üzerinde minik minik kalpleri de var. Ben beyaz renkli olanı tercih ettim. Tabii ki farklı renkleri de vardı. Artık onlar tamamen sizin zevkinize kalmış. Evet. Bunları her yerde bulabilirsiniz. 1 milyoncu, 3,5'cü tarzı yerlerde de satılıyor. Zaman zaman A101, Bim ve Şok marketlere de geliyor tabii ki. Fiyatları da 5 lira, 10 lira civarı arası marketten markete değişiyor. Son olarak bir tane bal kaşığı edindim. Bunu Acar Home'dan 2,5 liraya aldım. Aynısından bir tane de teyzeme alacağım. Bildiğimiz bal kaşığı tahta. Bunların plastik olanları da var fakat onları tercih etmek istemedim. Bence en güzeli bu tahta olanları. Videom bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.